Merhaba arkadaşlar, ağır sağlam antrenman piramidimizde antrenman parametreleriyle devam ediyoruz. Bu bölümde de tempoyu inceleyeceğiz. Egzersizleri hızlı mı yapmalıyız, yavaş mı yapmalıyız? Bir egzersizin bir tekrarında kaldırıp indirene kadar geçen süre ne kadar olmalı? Bunları burada inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kasılma tiplerini izah etmem lazım. Tabii ki iki tanesini şu anda inceleyeceğim sadece. Bundan daha fazla var. Konsantrik kasılma ve isentrik kasılma. Konsantrik kasılma, kasın boyunun kısaldığı kasılmadır. İsentrik de kasın boyunun uzadığı kasılmadır. Genellikle egzersizlerin negatifleri isentrik kasılma olurken, egzersizin pozitifi de konsantrik kasılma olur. Bench press'te barı göğsünüzden kaldırırken konsantrik kasılma olur. İsentrik de barı aşağı doğru yer çekiminin yönünde indirirken yaptığımız şey de isentrik ya da negatif oluyor. Peki, şimdi bunu söyledikten sonra süreyle hızın bir ilişkisi var arkadaşlar. Yani biz ne kadar hızlı yaparsak o kadar kısa süre içerisinde o tekrarı tamamlamış oluruz. Peki, burada bilmemiz gereken, fizikten de aşina olduğumuz, ya ilkokul fizik herhalde bu, çok basit bir şey. Kuvvet eşittir mass times acceleration. Yani kuvvet üretimi hareket ettirilen objenin kütlesi ile o objeye verdiğimiz, kazandırdığımız ivme ile çarpılıyor arkadaşlar. Ve biz egzersiz biliminde şunu biliyoruz ki kuvvet arttığı zaman, yani objeye uygulanan kuvvet arttığı zaman kas fiberi aktivasyonu, yani bu MBA, niye ben MBA, motor birim aktivasyonu artıyor arkadaşlar. Motor birim aktivasyonu da kısacası more gains anlamına geliyor, yani kas gelişimi. Yani sinir sistemi kuvvet, daha fazla kuvvet uygulandığı zaman daha fazla kas fiberini işin içine dahil ediyor. Dolayısıyla daha fazla kas fiberi kasılmış oluyor. Dolayısıyla daha fazla kas fiberi hipertrofiye uğruyor. Şimdi peki bunları gösterdiğimiz zaman burada olayımız, amacımız ne olmalı? Bu mes zaten, mes ne kadar yüksek olursa o kadar iyi demiştik. Daha önceden biliyoruz yani ağır çalışmanın her zaman verimli olduğunu, bunu düzenli olarak artırmamız gerektiğini biliyoruz. Peki bunun artması için diğer faktör ne? Acceleration, yani ivme, ivmenin artması. İvmeyi de nasıl artıracağız? Daha fazla patlatmaya çalıştığımız zaman, daha fazla hız kazandırmaya çalıştığımız zaman doğal olarak ivmemiz de artmış oluyor. Bunlar da arttığı zaman işte force artmış oluyor ve more gains oluyor. Güçleniyoruz ve kas geliştiriyoruz. O zaman niye bir sürü bro ya da hoca time under tension'dan, yani gerilim altında kalan sürenin öneminden bahsediyor. Neden bu insanlar negatifleri daha yavaş yapmamız gerektiğini söylüyor? Madem olay patlayıcı bir şekilde kaldırmaksa. Çünkü okumuyorlar arkadaşlar. Time under tension dediğimiz şey aslına bakarsanız volume'dur, çalışma hacmidir, efektif çalışma hacmidir. Bunu daha önceki parametre bölümlerimizde zaten incelemiştik. Yani bunu süreyi artırarak time under tension'ı artırma diye bir şey yok arkadaşlar. Bu oldukça mantıksız yani. Siz şu kalemi böyle 6 ayda da kaldırsanız yine elinize bir 10 kilo aldığınız gibi ya da bir tekrar yapıp böyle hızlıca kaldırdığınız gibi size kas gelişimi falan vermez. İkincisi de yavaş negatifler. Neden insanlar bunu söylüyorlar? Açıkçası bu konudaki benim teorim şu şekilde. Bir takım araştırmalara baktığımız zaman, özellikle eski araştırmalarda pozitiflerle negatifleri kıyaslıyorlar bilim adamları. Ve bakıyorlar ki negatifte daha fazla kas gelişimi yaşanabiliyor. Fakat burada şöyle bir nüans var arkadaşlar. Biz negatifte daha fazla ağırlığı kaldırabiliyoruz. Ya da daha fazla ağırlığın altında kontrol edebiliyoruz. Şimdi siz bench press'te 100 kiloyla konsantrik tarafını yapıyorsanız muhtemelen 140 de koysak oraya onu düzgün bir şekilde indirebilirsiniz. Ve ikisinde de kasılması yaşanıyor. Ve siz burada daha fazla ağırlık kaldırabildiğiniz için de daha fazla contraction, daha fazla muscle fiber recruitment oluyor. Ve daha fazla kas gelişimi oluyor. Peki biz günlük hayatta konsantriğini yapamadığımız bir ağırlığa negatifte giriyor muyuz? Hayır. Yani bunun için şöyle yapmanız lazım. İki tane arkadaşım bench press'te örneğin ağırlığı kaldırması lazım. Sonra size bırakması lazım. Siz de onu yavaş yavaş indirmeniz lazım. Şimdi bunu kim yaptı? Bunu Mike Mentzer yaptı diye hatırlıyorum. Kitabını okumuştum. Ama yani hiç böyle birini gördünüz mü? Görmediniz. O zaman negatif aslında pozitifteki, yani konsantrikteki kasılmadan daha verimli değil. Şimdi negatif daha verimli ol dendiği zaman da bu sefer işte negatifi kontrol edecek, negatifi yavaş yapacaksın deniyor.
Tabii ki bu şeyle aynı şey değil. Yani kontrol etmekle yavaş yapmak farklı şeyler. Eğer siz ağırlığı buraya kaldırdıktan sonra komple bırakıyorsanız yer çekimini, o esnada hiç kas kasılması yaşamıyorsunuz demektir. Bu tabii ki açıkça ortada. Yani ağırlığı kontrol ederek indirmemiz lazım. Fakat ağırlığı kontrol etmesek dahi streç refleksinden dolayı daha fazla kas gelişimi de yaşanabiliyor. Yani son zamanlarda bunu bile görüyoruz arkadaşlar, araştırmacıların söylediğine göre. Yani hızlı bile indirsek o streç refleksi için, çünkü ne kadar hızlı indirirseniz o kadar çabuk işte bounce yapabiliyorsunuz. Bu durumda bile daha fazla kas gelişimi olabilir yavaş şekilde indirmeye göre. Ama özetle bu konuda arkadaşlar birçok faktör olduğu için net olarak yavaş yapmak ya da hızlı yapmak diyemeyiz. Yani eğer bir şeyden eminsek o da daha fazla, yani doğru formda daha ağır çalışmanın daha verimli olduğudur. Peki toparlayalım ve teoriyi pratikle birleştirelim arkadaşlar. İlk olarak öğrenme aşamasının ardından maksimum ivme verilmeli. Verilmeye çalışılmalı en azından. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi, öğrenme aşamasında muhakkak egzersizi daha kontrollü yapmaya çalışacağız. Yani sağ tarafla sol taraf aynı gidiyor mu? Mesela bu birçok kişi için bir problem olacaktır. Kişi zaten bir denge problemi yaşayacaktır birçok egzersizde, işte squat'ında, deadlift'inde, işte row'unda, her şeyinde yani. Bu durumlarda tabii ki patlamaya çalışmak çok iyi bir fikir olmayacaktır. Zaten kişi çok güçlü de değil. Bir güç olmadan ona kuvvet vermek de çok mantıklı bir şey değil. Burada zaten genel olarak kinetik awareness denilen, yani hareket formunu öğretmek olduğu için sinir sistemine, burada patlamaya çalışmak falan mantıklı bir şey değil. Daha hafif ağırlıklarla hareket modeli öğreniliyordu. Fakat siz bunu öğrendiniz artık ve kendinize güveniyorsunuz. Yani jilet gibi bir formunuz var, tamamen tight şekilde, yani bütün kaslarınızı aktive edebiliyorsunuz doğru şekilde. Ondan sonra patlatmaya çalışacaksınız. Ne yaparsanız yapın. Maksimum ivme verilmeye çalışılacak. Konsantriklerde özellikle. İsentriklerde de ağırlığı yer çekimine karşı ise eğer korumaya çalışıyoruz. Yani gerilimi kaybetmemeye çalışıyoruz. Çünkü gerilimi kaybettiğiniz zaman bu sefer yükü kaybetmiş oluyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi negatifte gerilimi komple kaybedip daha fazla bir ağırlık kullanmak da isteyebilirsiniz bunun için. Ama onu da hız çalışmalarında falan, ileri antrenman tekniklerinde inceleyeceğiz zaten. Genel olarak klasik bir bodyci için söyleyeceğim şey, maksimum ivmeyi vermeye çalışıyorsunuz ve negatifte de kontrol ediyorsunuz. İkincisi, hız için ağırlık azaltılmamalı. Yani hızı artırmak, evet, verimli ivmeyi sağlamak, objeye hız kazandırmak, tamam, güzel bir şey. Ama bunu yaparken ağırlığı azaltmamız mantıklı bir şey değil. Bunu da yine speed work diye teknikler kısmında inceleyeceğiz. Birçok uzman ağırlığı azaltıp patlayıcı şekilde yapmanın aslında bir işe yaramadığını, her zaman çalışabildiğimiz kadar ağır çalışmalı, tabii ki düzgün formda ve düzgün yoğunlukta daha verimli olacağını söylüyorlar. Asla yani hızım kötü diye ağırlığı azaltmayın. Fakat konsantrik hızınız çok yavaşsa, yani böyle iyice grinder, iyice zorlanıyorsanız tabii ki orada ağırlığı azaltmanız lazım. Orada zaten formunuz da bozulur biraz daha zorlarsanız. Ve son olarak sakatlık ya da bozuk form, bozuk mobilite varsa kontrollü yapmaya çalışacağız. Yani patlamaya çalışmayacağız. Neden? Çünkü Stuart McGill'in söylediği gibi, siz hızlı yapmaya çalıştığınız zaman bir eklem probleminiz varsa o daha fazla yük altına binecektir. Ama eğer siz bir süredir doğru formu oturttunuz, vücudunuz jilet gibi ve gençsiniz, hani hiçbir sıkıntınız yok, o zaman verebildiğiniz kadar coşkuyu vermeye çalışacaksınız. Aksi halde, yani yaşlılar için falan tabii ki patlamaya çalışmak çok da iyi bir fikir olmayacaktır. Yani ne olur, maksimum kas hipertrofisi olmasanız ne olur? Hani anlatabiliyor muyum? Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.